Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Ama tabii günün flaşı Anthony Bakemen'in sakatlığı. Kulüp sitesinden de biraz önce açıklama yapıldı. Oyuncunun MR kontrolünde sol hamstring kasında birinci derecede kas yaralanması meydana geldiği duyuruldu. Yani sol arka adresinde birinci derecede kas yaralanması oldu Bakemen'in. Dün maç bittikten sonra teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanına giderek arka adresini göstermişti. Hemen orada ilk kontrolü yapıldı. Ardından bugün akşam saatlerinde bölgedeki hafif şişkinliğin inmesiyle birlikte MR çekimi yapıldı ve MR kontrolünden sonra oyuncuya kesin tanı koydu. Sol arka adresinde birinci derecede arka adre kasında birinci derecede kas yaralanması meydana geldi. Peki bu ne anlama geliyor? Kas yaralanmalarında 1, 2, 3. derece var. 3. derece en ağırı, 1. derece en hafifi olarak gözüküyor. En azından bir yırtık değil, yaralanma. Ve şöyle söyleyebiliriz, 1 ila 2 hafta arasında, ama aslında 1 hafta ile 10 gün arasında sahalara dönme ihtimali bulunuyor Bakemen'in. Yani çok çok hani ihtiyaç duyulursa, belki Adana maçında da çok düşük ihtimal ama riske edilme durumu ortaya çıkabilir, ama Abdullah Hoca'yı az çok tanıyorsak böyle bir risk asla almayacaktır. Çünkü kas yaralanmalarında üzerine gittiğinizde daha uzun süreli sakatlıklara da sebebiyet veriyorsunuz. Bu nedenle Adana Demirspor maçında oynamayacaktır, ama Antalya Spor maçına şu an için yetişmesine engel bir durum bulunmuyor. Aradan geçen süre içerisinde tabi tedaviye vereceği cevap da oldukça önemli. Anthony Bakemen'in yokluğunda yine Kouassi'nin maça 11 başlama ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Ama iki oyuncuda da farklı sorun vardı ayrıca. Cenni Semedo ve Cornelius'un gözlerinde sorun oluştu. İki oyuncu da kontrollerini hastaneye gidip yaptırdı. Çok sıkıntılı bir durum yok. Bir kontrol amaçlı gittikleri söyledi. Hatta Abdullah Hoca Cenni Semedo'nun oldukça iyi olduğunu, sakatlığı da atlattığını, yani gözüyle ilgili sorunun geçtiğini de dile getirdi. Ama ikisinin de tabii aynı anda göz problemi yaşaması, oyuncular acaba göze mi geldi diye de biraz esprili de olsa bir yaklaşıma sebebiyet verdi diyebiliriz. Şimdi Adana Demirspor maçı hazırlıkları bugün itibariyle başladı. Bugün çalışacak takım yarın izinli ve ardından cuma günü son taktik antrenman yapılıp tabii Adana seyahati başlayacak. Cuma günü oynayacak olan Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşması oldukça önemli. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'den puan alırsa, Trabzonspor'da Adana deplasmanından puan galibiyetle dönerse bu haftada şampiyonluğu ilan etme durumu söz konusu. Ama burada önemli olan Trabzonspor'un kazanabilmesi. Trabzonspor kazandıktan sonra zaten 4 puana ihtiyacı var. Bu hafta olmaz, haftaya olur. Sadece 4 puana ihtiyaç duyuyor Trabzonspor. Bu yüzden Kayserispor galibiyeti oldukça anlamlıydı. Abdullah Hoca da oyuncularına bu konuda uyarıda bulundu. Bizim için önemli olan kazanmak dedi. Biz kazandığımız takdirde çok rahat bir şekilde kendi başarımızı daha üst seviyeye taşıyıp o arzuladığımız noktaya ulaşabiliriz dedi. Kayserispor maçında yine eksiklerimiz vardı, ama bunları gidereme noktasında gerçekten çok özverili bir şekilde mücadele ettiniz. Sizinle bu noktada gurur duyuyorum dedi Abdullah Avcı. Yine Adana Demirspor maçıyla da ilgili, rakibin son haftalardaki maçlarıyla ilgili detaylı bir analiz yapacak teknik ekip. Kayseri maçı öncesi hatırlarsanız röportajında da vurgulamıştı. Kayseri ile oynadığımız son maça, 3-2'lik maça çok iyi çalıştık, ona göre hazırlandık dedi. Şimdi Adana Demirspor'la da geçmişte oynadığı maçlara ve rakibim şimdiye kadar oynadı, özellikle son karşılaşmadaki 4-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan mücadeleyi de detaylı bir şekilde inceleyecek ve rakibe göre bir oyun anlayışında olacak Trabzonspor. Ama Adana Demirspor'la ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Adana Demirspor'da futbol oynamaya çalışan, Trabzonspor'da futbol oynamaya çalışan iki takım. İki takımın da kendi oyun planları, oyun kurguları var. O yüzden güzel, zevkli bir karşılaşmanın bizleri beklediğini düşünüyorum açıkçası. Yine taraftarlar muhteşemdi karşılaşmada. Dünkü özellikle Kayseri maçındaki taraftarın etkisi çok çok değerliydi bana göre. Adana Demirspor maçı için bir muhtemel 11 söyleyebiliriz tabii ki, ama biraz erken olacaktır. Taktik antrenmanı görmek gerekiyor, ama yine de savunmada bir değişim beklemiyoruz. Yani kalede Uğurcan Çakır, Bruno Perez,
Hugo Ahmetcan, Denswil dörtlüsü birlikte oynayacaktır. Burada kritik nokta şu olacak bence. Orta sahada Siopis Dorukhan Bakasetas mı? Yoksa yine Hamşik Dorukhan Bakasetas mı? Veya Abdülkadir Ömür'ü mü tercih edecek hoca? Sağda Vişça, solda Kuasi, ileride de Cornelius'u bekliyoruz. Burayla ilgili bir değişim beklemiyoruz açıkçası. Kusura bakmayın, biraz zor şartlar altında video çekmeye çalışıyorum. Oğlum odaya girdi. Dün de maça getirdim onu, hayatımda ilk kez. Gerçekten oldukça heyecanlıydı. Şimdi diyor ben de yayın yapacağım, ben de video çekeceğim diye. Allah isteyen, dileyen herkese nasip etsin inşallah. Dediğim gibi burada kritik nokta Vakeme zaten olmayacak. Onun yerine Kuasi'nin başlamasını bekliyoruz. Forvet'te Cornelius'u yine bekliyoruz. Orta saha biraz karışık. Yani Dorukhan Amşik Bakasetas mı yapacak? Yoksa Siopis Dorukhan Abdülkadir Ömür mü yapacak? Oradan bir türlü açıkçası ben işin içinden çıkamadım. Siz de yorumlar kısmına görüşünüzü aktarırsanız sevinirim. Muhtemelen bazılarınız diyecek ki hani Dorukhan'ı sağ beke Bruno Perez'in yerine kaydıralım diye, ama Abdullah Hoca'nın şu an böyle bir düşüncesi yok arkadaşlar. Taktik antrenmanlarda değişirse, eğer bu konuda ben de bir bilgi sahibi olabilirsem sizinle paylaşmaya çalışacağım, onu söyleyeyim. Bir diğer konulardan bir tanesi de Cornelius'a gerçekten ilgi biraz daha ciddileşmeye başladı. Önümüzdeki günlerde muhtemelen lig sona ermeden Cornelius'la ilgili Trabzonspor'un kapısı çalınacak. Oyuncuya Hollanda, Belçika başta olmak üzere birçok takım talipli, ama o liglerden böyle çok yüksek bonservis bedelleri gelmiyor. Trabzonspor da Cornelius'a çok ciddi bir yatırım yaptı. Oyuncu öyle düşük rakamlara gözden çıkaracağını düşünmüyorum. Zaten Abdullah Avcı'nın görüşü iki oyuncudan, yani Cenni veya Cornelius'tan en fazla biri ayrılabilir. İkisinin birlikte ayrılma ihtimalini istemiyor. Aslında ikisinin de ayrılmasını istemiyor da mecburi durumlardan belki Trabzonspor'un oyuncu satması gerektiği anda böyle bir durum da ortaya çıkabilir. Onu zaten süreç içerisinde takip edip size aktarmaya çalışacağız. Bugünlük de bu videomuzu burada sonlandıralım. Umarım beğenirsiniz, görüşlerinizi aktarırsınız. Zaten ilerleyen günlerde Adana maçı ile ilgili daha farklı detaylarda sizinle paylaşıyor oluruz. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.